hemen festivalle başlayalım. Birkaç gösterim yapıldı, birkaç film gösterimi. Nasıl buldunuz? İlgi nasıl? Seyirci profili nasıl sizce? Vallahi iyiydi. Bizim bir seyircimiz var. Bizim de içinde olduğumuz bir grup insanız biz aslında. Hani onlar bizim filmlerimizi seviyorlar. Burada da geldiler, yoğunluğu iyi gösterdiler sağ olsunlar. Beraber işte izledik, sonra söyleşi yaptık falan. Türkler mi yoğunluktaydı, İngilizler de var mıydı? Ecnebiler de vardı ya, evet vardılar. İngilizler de vardı, Türkler de vardı. İngilizlerin sayısı daha azdı ama vardılar. Peki sizce yani ana dili Türkçe olmayan bir insan ya da Türkiye'yi çok tanımayan bir insanın filmlerinizi tamamen anlaması mümkün mü? Ben de çünkü izledim, cumartesi akşamı itirazım var. İnanılmaz eğlendim. Tekrardan tebrik ederim ikinizi de. Ama pek de mümkün gelmedi ve kendimi şanslı hissettim açıkçası. Ya bu film, biz başından beri farkındayız. Bu film özellikle kendi aramızda da konuştuk bunu. Hani bu itirazım var, filmi birazcık aile içinde yapılan şakalara benzesin istedik biz. Yani hani sadece kendimiz anlarız, dışarıdan kimse anlamaz falan ya. Bir kendi aramızda bir grup arkadaşlar mesela konuştuğumuz özel bir dil oluşmuştur falan. Bu film biraz öyle olsun, Türkiye'nin içine doğru bir film olsun diye konuştuk. Ve onun içinde hani kodları, filmi kodlarken ya da filmin işte kodları oluşurken falan çok daha uğraşmadık. Açmaya, herkes anlasın filan diye. Bu bize kalsın filan diye düşündük. Onun için bu filmin bir sürü açıdan anlaşılması zor olabilir. Türkçe bilmeyen ya da kültürü bilmeyen insanlar açısından. Anladım. Dediğim gibi biz de acayip eğlendik ama tabii eğlencenin yanında birçok sorun da oldu. Hemen bilmeyenler için hatırlatalım. Bir imamın bir camide işlenen bir cinayet ve imamın ufak bir dedektiflik hikayesini anlatıyor film. Çok da hani spoiler vermeden. Bu zorluklardan bahsedebilir miyiz biraz? İlk başta bir artı 18 yaş sınırı getirildi, ondan sonra... Yani yetkililerin neye itirazı vardı, bu filmde itirazı mı vardı? Ya biz o zaman da çok konuştuk filme bu yaş sınırı getirildikten sonra, biz anlamadık. O zaman da söylediğim şeyleri yine söyleyeyim burada. Hani bu karar siyasi bir kararsa ya, hani aşk olsun. Ama ahlaki bir kararsa, aynı zamanda ahlakçı da bir karardır. Ahlakçı bir kararsa da yazıklar olsun. Daha da acayibi, yani ahlaki bir kararı veren insanların ahlakını kim tespit edecek filan gibi sorunlar çıkıyor ortaya. Hani bir grup insan bu filmin ortalama ahlaka uygun olmadığını söylediler. Gerekçede böyle bir şey yazıyordu. Peki onların ahlakını kim biliyor? O bu filmi ahlaksız diyenlerin ahlakını ölçen ahlak ne filan gibi böyle paradoksal bir durum oluşuyor burada. Anlamadık, hala ben anlayabilmiş değilim. Hani biraz maddi olarak da galiba planlarınızı bozdu galiba. Ya evet, bozdu ama çok olasıya ilgilenmiyoruz. Evet bozdu, düşündüğümüzden daha az seyirciye ulaşmış olabiliriz bu yolla. Ama bu çok önemli değil artık, yani önemli olan bunun yapılıyor olması. İşte sonrasında başka şeyler yaşandı. Bu festivallerde falan bir takım bu aynı sansür kafası devam etti bir şeyler yapmaya. Evet, yani İstanbul Film Festivali bir çeşit lav oldu. Ankara öyle oldu filan. Şimdi önümüzde ne bileyim Adana var, ne olacak bilmiyoruz. Ya biz devam ediyoruz film yapmaya, hani filmlerimizle ilgili konuşmaya filan. Hazır konu buradan açılmışken o zaman, yani mevcut siyasal ve toplumsal ortam Türkiye'de sanatsal üretim ve sinema açısından nasıl buluyorsunuz? Yani kendinizi otosansür yaparken buluyor musunuz? Yok, özellikle ben hiçbir zaman aklım ucundan geçmedi. Hani biz bir şey yapıyoruz, daha sonra bunun bir sonucu varsa bu sonuca katlanılır. Tabii ki öyle olmaması gerekiyor ama hani öyle olacaksa da olur. Ben şahsen herhangi bir otosansür yapmıyorum kendime. Ben sanmıyorum, hani bir sürü yönetmen arkadaşımın hiçbirisi otosansür yapmaz. Kimse yapmaz. Kimse ilgilenmiyor onunla. Sizin bir özel sinema merkezi fikriniz vardı. Benim fikrim değil o. Benim fikrim değil, o hepimizin fikri. Ben bir iki yerde söyledim. Benim şahsi fikrim değil. Böyle bir şey olması lazım. Hani özel bir sinema kurumuna ihtiyaç var. Bütün kararları bizim kendimizin verdiği, devletin mümkün olduğu kadar bizden uzak durduğu, gölge etmemesini istediğimiz bir kuruma ihtiyaç var. Sinema ile ilgili, yapımı ile ilgili, daha sonra yayınlanması ile ilgili, hatta denetlenmesi ile ilgili bütün kararları biz kendi kendimize verebiliriz, vermek istiyoruz. Bu biraz bizim kendi içimizdeki çalışmamıza ve direnme gücümüze bağlı. Hani bununla ilgili toplantılar yapılıyor, ediliyor, konuşuluyor falan. Bakalım, hani bunun için uğraşıyoruz. Birazcık Serkan'a da söz verelim. Sessiz sakin duruyorsunuz orada. Performansınızı inanılmaz beğendim.
gösterimden sonra da zaten soru cevap bölümünde sormuşlardı size. Hazırlanmak için çok fazla vaktiniz olmadı galiba, değil mi? O evet. Hikayeyi bir kısaca anlatabilir misiniz? Yine birlikte başka bir televizyon işi yapıyorduk. Ama öyle bir zamanımız yok. Devam eden bir iş vardı ve bu filmi çekmek istiyordu ama ben o dönem oradaydım. O iş bitti. Aradan bir sene geçti. Biz yine televizyonda beraberdik. Apar topar o iş de bitti ve biz böyle 10 gün içinde bunu yapalım diye karar verdik ve herhalde değil mi abi 10-15 gün sonra da sete girdik. Böyle bir 15 gün gibi bir zamanım vardı. Böyle hani teknik olarak birazcık boks olsun veya işte ne bileyim en azından bağlamayı tutmak olsun gibi böyle birazcık. Ama daha önceden senaryo okuduğum için zaten çok da karakteri ve senaryo sevdiğim için kafam içinde başlamıştım okuduğum yerden itibaren düşünmeye. Ve öyle oldu, şans oldu. Ben oynadım ve hazırdım aslında. Zaten birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz artık herhalde. Evet. Nasıl çalışmaya başladınız? Birçok projeniz var birlikte ama ilk hani nasıl? Biz yıllar önce başladık ya. Ben onları şeyden, Semaver Kumpanya'nın kurulmasından itibaren takip ediyordum. Oradaki oyuncuların birçoğu ya daha sonra çalıştık, hala da çalışıyoruz. Hani o ekibin oyunlarına gidiyordum, geliyordum. Daha sonra işte sanıyorum Güneş'in oğlunda ufak bir rolde çalıştık İlk Serkan'la. Ondan sonra devam etti. İşte esas uzun ve büyük çalışmamız Leyla ile Mecnun'dadır. Ondan sonra devam ediyoruz işte. Şimdi ben burada araya girmek istiyorum Leyla ile Mecnun'un konusu açılmışken. Şimdi Leyla ile Mecnun sizin için tam olarak ne şu an? Yani geçmişte kalması gereken güzel bir anı mı, yoksa bir gün kapağı açılacak bir başka bir proje mi? Çünkü bir sürü takipçimiz Leyla ile Mecnun finali borçlular bize diyor. Ve filmin çekilmesini istiyorlar. Böyle bir şey var mı? Leyla ile Mecnun ne tam olarak sizin için şu an? Sen mi söylemek istersin? Sen de söyle. Ben söyleyeyim önce, sonra sen tamam. Söyle. Leyla ile Mecnun bizim için çok şey ifade ediyor. Hem ayrı ayrı her birimiz için tek tek kendi kişisel yaşamımızda. Ama hani biz bir sürü birbirini seven insanı bir araya getiren bir şey olarak da sadece ekibi kastetmiyorum. Seyircileri de kastederek söylüyorum bunu. Tuhaf bir çeşit community yaratmış bir iş. Biz başladık, sonra her birimizi tek tek açtı. Hatta o kadar ki zaman zaman seyirci Leyla ile Mecnun'u bize karşı savunmaya başladı. Biz hani bazen sağda solda hani bir şeyler söylüyoruz, o anın gerektirdiği espriler yapıyoruz falan. Ona bile alınıyor seyirci. Bu tuhaf. Yani bilmiyorum ben ya. Yani devam eder mi, daha sonra ne olur? Şu anda üzerine bir şey yaptık, bir şeyler yaptık. Başka arkadaşlarımız başka şeyler yaptılar. Hayat devam ediyor ve şu an için bir planımız yok. Leyla ile Mecnun'u tekrar yapmak, filmini yapmak falan gibi şeyler düşünmüyoruz. O bizim için çok önemli, çok acayip, çok büyük, çok şahane bir şey olarak. Arkamızda değil, sürekli bizimle beraber devam eden bir iş. Peki Serkan Bey'e sormak istiyorum. İsmail abi artık sizin için ne? Yani dışarıda sürekli İsmail abi diye alınmak artık rahatsız etmeye başlıyor mu? Yoksa... Yani İsmail abi tabii ki benim hayatımda çok önemli ve çok sevdiğim ve çok hala çok özlediğim, günün birinde mutlaka tekrar olsun çok istediğim biri ama hani gerçekten İsmail abiyi çok sevip böyle İsmail abi diyen insanların o özlemini anlıyorum ama ne yani şöyle şeyler bazen rahatsız ediyor. Bir film yapıyorsunuz. Ona benzememesi, çünkü o bir İsmail abi, yani hiçbir şekilde ona bir şey benzesin istemiyorum çünkü başka bir karakter yaratıyorsunuz. O karaktere saygısızlık, kendinize saygısızlık çünkü o İsmail abi. Ama böyle çok emek harcayıp, çok düşünüp ona benzemesin diye bir şey yaratıyorsunuz kendinizce ve şey tabii ki ya güzeldi ama bir İsmail abi değil. Yani bizim için sen İsmail abisin kısmı böyle birazcık kırıcı olabiliyor bazen çünkü ben İsmail abi değilim yani. Ben Serkan Keskin'im. Her oynadığım karakterde, tiyatroda olsun, sinemada, televizyonda hepsi benim için özel. Tabii ki İsmail abi yani yaşandığı ve en özellerinden biri ama şu an yok. Yani hayatım boyunca İsmail abi kıyaslamasıyla tabii ki zor bir şey, kırıcı bir şey. Ya böyle hani belki karakterin samimiyeti ve dürüstlüğü insanların sevdiği bir şey olabilir. Yani her zaman bir tane karakterle bir oyuncu hiçbir zaman kıyaslanmamalı diye düşünüyorum. Evet çok sevildi, bundan çok mutluyum. Ama sadece İsmail abiyi seven insanlar için İsmail abi gibi kalmak benim oyunculuk hayatımı ve meslek hayatımı
çok ciddi tehlikeye sokar. Ya şöyle bir şey var, ben araya gireceğim burada. Şimdi bu birazcık izlenme sayısıyla ilgili bir şey. Mesela İsmail abi karakterinin olduğu iş milyonlarca kere izlendi. Evet, oysa evet. Selman Bulut adlı film, karakterinin olduğu film, işte atıyorum ben 150-200 bin kişi edilmiş olsun en fazla. Ben eminim ki o kadar insan izlerse bu sefer de arkasından Selman Bulut diye bağıracaklar. Anlatabildim mi? Ya da şimdi Limonata diye bir filmi var mesela. Orada da Selim karakterini, Ali Atay'ın çektiği bizim. Orada mesela bambaşka bir karakter. Şimdi bunlara bakmak lazım. Hani adam son 2-3 senede niyeyse hepsinin adı baş harfi S olan 3-4 tane karakter yapmış. O da tuhaf bir denk geldi. Yani kendi adı da Serkan. Bu birazcık izlenmesiyle ilgili bir şey. Yani o kadar izlense onlar bu sefer de öyle bağıracaklar eminim arkasından. Bu da ne diyelim, hani birazcık sistemin kahpeliği falan gibi bir şey yani, hani o başka bir mevzu. Ama bu Leyla ile ilgili şunu söylemek istiyorum. İnsanın çok sevdiğini biliyorum. Herkes gerçekten çok seviyor. Ama bizim kadar mümkün değil sevmedir yani. Hiç kimse bizim kadar sevmez Leyla ile Mecnun'u. Öldürürüm adamı. Ya çünkü o oradaki kadro gerçekten böyle çok zor bir araya denk gelen bir kadro oldu. Bizi bir araya getiren bir kadro oldu. Ben kendi adıma şeyi düşünüyorum, hissediyorum veya umut ediyorum, bilmiyorum. Bence bir gün bir araya gelinecek ve onunla ilgili hani nokta koymak, onu bitirmek anlamına değil ama bu herkesin istediği yarım kalan, havada kalan gibi hissedilen bir durum bence bizim herkesten fazla hissettiğimiz, yani bizim şuramızda, kursağımızda kalan bir durum ve bir taraftan da acıklı bir durum. Onun mutlaka bence böyle hadi bir film yapıyoruz gibi değil de hadi bir araya geliyoruz diye bir zamanı var. O zaman gelecek ve bence biz hep birlikte noktalayacağız gibi hissediyorum. Evet, ama o bugünden yarına bir şey değil. Evet. Limonata'dan bahsedelim. Limonata nasıl bir film? Şahane bir film. Evet, o izleyen olarak o söylesin. Ben içinde olarak söyleyeyim. Limonata çok çok tatlı. Ne yaptığını bilen, hikayesini çok iyi anlatan, çok iyi oynanmış, çok iyi çekilmiş. Çok tatlı bir film. Ben tabii asla tarafsız olamam. Çünkü neticede kardeşlerimin filmi. Ama hani neticede ben de mesleki olarak bir yönetmenim. Hani bir şeyin dışına bakıp durup bakabiliyorsun. Bence çok tatlı film. Ben çok seviyorum filmi. Vaat ediyor. Çok şey vaat ediyor. Bence görmeliler. O zaman şeyden devam edelim. Sizin dediğiniz şeye çok hak veriyorum. Hatta araya girip ben söyleyecektim. Yani aynen itirazım vardı. O kadar izleniyor olsa insanlar yolda durdurup Selman Bulut işte keşke işte, imam böyle olsa falan evet, diye tepkiler alabilirsiniz. Alıyoruz da zaten. Zaten alıyoruz. Hani daha bu daha da çok olacak yani. Ya bir Selman hani Bulutçular var, bir İsmailciler var mesela. Öyle bir şey başladı yani. Selman Bulutçular az olsa da bir Selman Bulut şeyi de var. Ya bu tabii ki çok güzel bir şey yani. Ya belki umarım daha çok da yapışırsınız ya şimdi, çünkü devam filmi çekeceksiniz değil mi buna? Evet, seneye falan inşallah düşünürüz. Çekeceğiz. Ondan başka ne projeleriniz var geleceğe dair bir şeylerden? Şimdi Beş Kardeş diye bir dizi yapıyoruz biz. Bir başladık, bir 5 bölüm yayınlandı, durdu. Tekrar başlayacak. Biz hatta önümüzdeki hafta çekmeye başlayacağız inşallah onu. Haziran falan gibi de o yayınlanmaya başlayacak. Hı hı. Bir de büyük olasılıkla yazın bir film daha yapacağız. Onu daha şimdi çok söylemiyoruz ama yine ekibin büyük kısmında olduğu bayağı büyük bir film olacak o. Bir Shakespeare uyarlaması olacak, bir Romeo Juliet uyarlaması olacak. Bakalım. Bir dergide okumuştum da futbol, eroin ve Allah üzerine. Futbol, eroin ve Allah üzerine, evet. Öyle bir şey bu. Yıllar önce yazdığım bir senaryoydu. Bakalım şimdi çekeceğiz inşallah. Siz öyle nasıl, yani giriyorsunuz, kapanıyorsunuz galiba ve birkaç günde, senelerdir aklınızda olan bir şeyi birkaç günde mi yazıyor, döküyorsunuz? Nasıl oluyor ya, tam olarak öyle değil ya, yani o biraz uzun, karmaşık yani. Bir tane bir şey olmuyor senin kafasında, bu sadece benim için değil. Yazan herkes böyle, emin olun ki yazan herkesin bileceği gibi. Onlar zaman zaman senin biraz ruh haline göre, ne bileyim konjonktüre göre, imkanlara göre kimisi öne çıkıyor, kimisi geri kalıyor. Sonra en sonunda bir tanesini seçiyorsun, bir tanesi daha öne çıkıyor ve oturup onun üzerine çalışmaya başlıyor. Benim için çalışmak uzun süre düşünmek, ben uzun süre not almadan kafamda onunla böyle acı çekerek dolaşıyorum. Sonra oturup yazmam bir ay filan sürüyor mesela, ama ne bileyim ben 7 sene artı bir ay filan gibi sürüyor yani, hani yıllardır düşünüyor oluyorum onu ben. Biraz öyle ama bu bahsettiğim film çok daha önce, hatta yazdığım ilk şey bu benim. 17-18 sene önce yazdığım bir şey. Zaman içinde biraz geliştirdim. Öyle.
Şimdi yan yanayken size biraz zor bir soru sorayım. İkinizin de birbirinizde böyle gördüğünüz hani en net karakteristik özellik nasıl tanımlarsınız birbirinizi? Hani size Serkan sen bir yönetmen olarak hani onun ürünü şöyledir. O yüzden hani çok keyifle çalışıyorum ya da hani çok seviyorum onun projelerinde yer almayı dersin. Siz nasıl dersiniz Serkan için? Ben söyleyeyim mesela duygusu çok yüksek. Çok yüksek duygu alabilme şeyi var, özelliği var. Böyle şey gibi. Bir çeşit makine gibi. Ve aldığı duyguyu da çok iyi bir şekilde geri verebiliyor. Hani duygular, hissiyat konusunda çok hassas. O özelliği benim hani günlük hayatta da çok hoşuma gider. Bir oyuncu olarak da onu ne kadar farkında ya da farkında değil bilmiyorum da onu gayet iyi kullanıyor. Ben öyle bir şey söyleyebilirim. Derdi var. Özgün. Farklı ve iyi. Aldınız mı cevabı? Aldım. Gayet güzel. Bunu önceden konuştuğumuz iyi oldu. Biz önceden yollamıştık sorularını. Ben isterseniz seyircilerimizin, takipçilerimizin sorularıyla devam edeyim. Bu soru çok geldi. Sormak zorundayım. Leyla ile Mecnun devam edecek mi? Hayır, onu yanıtladınız da o gemi gelecek mi diye sordular. O gemi gelecek mi? Evet, ben söyleyecektim onu. O gemi... Ya o geminin gelmesi değil, işte hala umut etmemiz güzel olan tarafı. İşte belki işte o noktayı koyduğumuz zaman o gemi, belki de işte o gemi o zaman gelecek yani. Yani gelecek mi bilmiyoruz da gelmeyecek değil. Bir soru daha var. Burak Aksak, Leyla ile Mecnun'un ilk bölümlerini 25 yaşında yazmış. Kendileri 25 yaşında neler yapıyorlardı diye sormuşlar. Ben 25 yaşında şiiri bırakmıştım. Mesela bir şiir kitabım vardı 25 yaşındayken. O zaman Deli Yürek adlı bir dizi vardı. Onun senaryosundandım. Şimdi çekeceğim senaryomu yazmıştım. Falan. Öyle şeyler söyleyebilirim. Leyla The Band işi ne oldu diye sorarlar. Leyla The Band de tam aynı demin bahsettiğimiz gibi. Yani o da çünkü Leyla ekibinin içinde olduğu. Tam demin konuştuğumuz gibi. O bizim böyle tamamen çok sevdiğimiz, bir arada keyif aldığımız, böyle çalıştığımız, mutlu olduğumuz, eğlendiğimiz bir şeydi. Sonradan böyle işte bir büyük bir şey haline geldi. Birazcık büyük bir şey gelmesi bizim keyfimizi kaçırdı herhalde çünkü işimiz değil. Durduk ama canımızın istediği zaman yine oynamaya başlarız gibi yani. O bizim için iyi arkadaşların beraber oynadığı güzel bir oyun. Aynı demin bahsettiğim gibi Leyla ile Mecnun'u bir gün çekmeye karar verirsek gibi. Yani onun zamanıyla ilgili ama bizim işimiz değil. Eğer zamanının geldiğini ve bunu hissettiğimizi düşünüyorsak bir araya gelmemiz çok basit. Ama diğer taraftan devam ediyorsunuz galiba değil mi? Bas çalmaya ve hani ilerletmeye. Ya ilgileniyorum evet yani hani öyle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Onunla ilgili bir takım spekülasyonlar oldu. Hani bu Leyla The Band denen şey tam profesyonel bir hale gelmişti. Artık gerçekten ciddi şekilde para kazanabileceğimiz bir şeye dönüşmüştü ki biz o noktada bıraktık. Leyla The Band'i bir ara verdik çünkü o artık başka bir şey haline geliyordu. Bizim kendi işlerimizi bırakıp ciddi müzisyenler haline gelmemiz gerekirdi. Hani gerçekten reklam teklifleri, büyük turne, konser teklifleri falan gibi böyle manasız yerlere geldi mevzu. Kimlik değiştirme gibi ve, bir şey evet olacak. Ve biz o işin hakkını veremezdik. Çünkü hani zaten müzisyen değiliz, bir de başka işlerimiz var yani. Başka işimiz var yani. Dolayısıyla da hani biraz o da bizi ürküttü diyebilirim. Allah iş büyüdü yani, başka bir şey oluyor filan. Ama kendi kendimize dediği gibi zaman zaman oynuyoruz, takılıyoruz. Ama hani herkes de her şeyi herkese göstermek durumunda da değiliz. Semaver kumpanya sizin için çok önemli. Ve bütün yani mesainizin büyük bölümünü oraya yatırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Semaver kumpanya sizin için ne ifade ediyor ve yeni oyun projeleriniz var mı? Deminki arkadaş 25 yaşında işte o oranın 13 yıldır var olması için orayı 2002 yılında açtık. O 2002 yılından bu zamana kadar hiç bırakmadan, hiç ayrılmadan orayla birlikte büyüdük. Orası benim kendimi çok iyi hissettiğim, bütün hayatım boyunca var olmasını istediğim
arkadaşlarımla, ekiple, bütün Semaver ekibiyle birlikte böyle beraber kurduğumuz, beraber yaşadığımız, hepimize ait olan evimiz bir tiyatro çok önemli. Ülkede bizden sonra devam etmesini istediğimiz, o yüzden yeni gelen insanları yetiştirdiğimiz, ülkeye kalmasını istediğimiz alan. Bir soru daha var Semaver Kumpanya ile ilgili. Serkan abinin oyunculuğu harika, onu izlemeye bayılıyoruz diyorlar. Semaver Kumpanya'da öğrenci biletlerine bir güzellik yapabilirler mi diye soruyorlar. Ya Semaver Kumpanya'da öğrenci biletlerine güzellik tabii ki, yani hiçbir şekilde kapıdan kimse hayatımız boyunca döndürülmemiştir. Yani hani bunlar olması gereken şeyler işte, hani öğrenci şu kadar, tam şu kadar, ama yani ücretle ilgili sorun olan veya işte o ücret ödeyecek parası olmayan arkadaşlarımız 13 sene boyunca hayatımda hiç inanmam böyle bir şey, yani biz geldik ve kapıda kaldık diye. Buyursunlar gelsinler. Peki bir soru daha var. Leyla ile Mecnun bitince Gezi'ye destek vermeseydik dediniz mi? Bir pişmanlığınız var mı? Yok tabii ki yani. Niye pişmanlığımız olsun? Orası bizim mahallemizdi. Biz mahallemizi savunduk. O zaman oradaydık. Hala oradayız. Hala oralardayız. Orası bizim sokak ya. Bizim sokak ya. Evimiz orası bizim. Evimizi savunduk biz. Bundan dolayı o oldu, bu oldu. Hatta hani keşke öyle olmasaydı. Bir tarafa iyi ki böyle oldu diye düşünüyoruz yani. Ne çek? Peki Gezi ile ilgili bir film çekme? Ya Gezi ile ilgili film... Gezi'ye ilgili film yapılabilir. Bir sürü insan bunu düşünüyor filan da, ama hani bir şeyin biraz daha oturması lazım. Hakkının verilmesi lazım. Hani böyle şeyler bir heyecanla yapıldığında biraz çiğ kalabiliyor. Bu önemli. Ama öbür taraftan mutlaka birileri yapacak. Hatta ben kendi kendime geçen şeyi düşündüm. Hani birisi ilk bunu yapsın, bir sopayı yesin. O ben olayım. Yapayım bir Gezi filmi, sopayı yiyeyim de. Millet ondan sonra rahat rahat yapsın filan. Olabilir yani. Bunu hakikaten buradan sırf sopayı yemek için bir Gezi filmi yapıp sinemacı arkadaşımı rahatlatabilirim yani. Ya çünkü ilk film kim çekse, ne çekse olmayacak yani. Anlatabiliyor muyum? Ne çekilse, o çeken ağzıyla kuş çekse o film beğenilmeyeceği için onun için de kimse bir şeye yanaşmak da istemiyor yani. Ama onu ben yapabilirim. Ben alışırım sopaya, bir şey olmuyor. Biraz Selman Bulut gibi, oh be yine kaybettim. Aynen aynen. Evet evet, ne oldu? Benim en son, artık süremizin sonuna geliyoruz da, bir sorum olacak bir kadın olarak, kusura bakmayın. Doğru, estağfurullah. Ya filmlerde kadın karakterler, hepsini izleyemedim açıkçası filmlerinizin, ne yazık ki. Ama kadın karakterler biraz daha geri planda gibi, evet. Dizilerde de öyle. Sizin de galiba bir itirafınız var, kadın karakter, evet, yazamıyorum diye. Doğru, evet, mudur bu? Doğru, evet, yazamıyorum. Yani yazamaktan ziyade, hayır ben kendisine çok dönük, kendisiyle çok ilgili birisiyim maalesef. Ve erkek olduğum için de hani böyle oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın kimse şunu düşünmüyor. Kadın yazarlar ya da yönetmenler hep kadın karakter yazarlar. Hani iyi bir kadın yazarın ya da kadın yönetmenin güçlü bir erkek karakter yarattığı da çok görülmez. Anlatabiliyor muyum? Bu bir çeşit doğanın gereği olan bir şey. Ama gerçekten... Empati bir yere kadar yani diyorsunuz. Yok, bir yere kadar değil. Empati... Ya, daha fazla çalışmak lazım buna. Buna zaman ayırmak lazım. Artık yaşım yavaş yavaş geliyor. Biraz daha anlamaya başladığımı tahmin ediyorum. Yani öyle bir şey yapabilirim. Ama bilmediğin alanda dolaşmamak lazım yani. Bana şeyi hatırlattı mesela, Gayriçi'nin eski filmlerinde özellikle hani kadınlar çok geri plandaydı, onu hatırlattı. Ya geri planda... Yani geri plan doğru kelime olmayabilir tabii de, bu kadar baskın karakterler değil diyeyim hani. Eyvallah. Ona katılırım. Katılırsanız. Başka sorumuz var mı Emre'cim seyircilerden? Yeni bir şiir kitabı çıkartacak diye soruyorlar onunla. Bilmiyorum yani, şu anda öyle bir tasarım yok. O zaman son şey sorayım. Ya sizi ayakta tutan, böyle hayalini kurduğunuz, işte ben hayatı hani bu proje için yaşıyorum ya da bunu yapmak için yaşıyorum dediğiniz böyle somut bir şey var mı? Ya vardı işte, bu yaz çekebilirsek çekmeyi düşündüğümüz film öyle bir filmdi benim için. Fakat şöyle bir şey oluyor. Zaman içinde bir şey yaptıkça o yaptığın şeye zaten tutunuyorsun filan ve şunu görüyorsun hani ne bileyim, böyle bir çeşit başarı hikayesi gibi algılanan şeyler aslında o kadar manalı şeyler değil. Bir film yapmak istiyorsun, o filmi yapıyorsun,
ve yapmış oluyorsun filmi. Hani ve, çok anlamadım. Aa yap filmi yapmış oluyorsun yani. Bunu hep söylüyorum, hiçbir şeyin kendisi imgesi kadar kuvvetli değil. Bir şey yapma fikri, onunla ilgili kafanızda oluşturduğunuz imaj her zaman yaptığınızda daha yüksek, yaptığınızdan yüksek olur. Yani yaptığınızda öyle o kadar da önemli bir şey değilmiş diye düşünüyorsunuz. Anlatabildim mi? Ama o hayalle yaşamaya devam etmek lazım. Çünkü bir şey yaparken yeni bir hayal oluşuyor. O normalleşiyor ama başka bir hayal oluşuyor. Bu böyle gidiyor yani. Onun için tek bir şey yok. Ve artık hani çektik, yaptık, ettik. Çok şükür yani hani. Bir noktadan sonra olsa da olur, olmasa da olur okul gibi bir yere geliyoruz. Evet, bir okul, öyle bir okul yapma planımız var bir 3-5 sene içinde. Mesela yılda sadece 4 tane öğrencinin olduğu. Deneysel biraz o zaman. Evet, evet. Yani mesela sadece o 4 tane öğrencinin mezun edeceği bir şey falan gibi. Ticari bir şey değil yani, onun için özellikle onu söylüyoruz. Hani biraz daha öğrenelim, pişirelim bu işlere. Böyle hani sınavla birkaç çocuk alıp onlarla birkaç sene uğraşmayı düşünüyoruz. Tamamen burslu tabii ki yani. Plan gibi bir şey hani. Bakalım hayırlısı. Bu arada birçok benim de arkadaşımdan bizimle çay ya da olmadı, rakı içerler mi diye teklifler geldi size. Burada mı? Yok burada değil. Ha. Onu da söyleyeyim de. İçeriz ne bileyim. Üstümde tamam. Kalmasın. Evet baba içeriz çay. Rakıyla çayı beraber içiyoruz zaten. Arada ikisi birden çıkar. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Başka sorunuz yoksa? Bugün Londra'da BBC Türkçe'de yönetmen Onur Ünlü ve tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu Serkan Keskin'le beraberdik. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de dinlemekten, izlemekten keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.